Efendim hemen şimdi şu Güney Kore'de ne oluyor ona bakalım. Suriye'ye tekrar döneceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın önemli temasları ve açıklamaları da oldu. Muhalefetin ve Sayın Bahçeli'nin açıklamaları da oldu ama ne yaşanıyor? Seul'de ne oluyor? Türk rehber Beyza Sönmez şu anda Skype'la yanımıza katılıyor. Hoş geldiniz Ana Haber'e. Ne oluyor? Merhabalar. Ne oluyor orada? Yani biz çok bize çok uzak bir coğrafya ama ne yaşanıyor hemen dinleyelim sizi. Yani öncelikle bizim için de çok böyle hiç beklenmedik bir şekilde gelişti. Çünkü yani hiç böyle bir gelişmeyle ilgili bir haber hiçbir şey yoktu. Bir anda böyle tahminimce 11-12 saatlerinde şu an Güney Kore'de gece 1.30. Bir anda böyle işte Cumhurbaşkanı canlı yayına çıktı ve meclisten konuşma yaptı. Böyle bir sıkı yönetim ilan edileceğiyle ilgili. O yüzden hepimiz bayağı bir şaşırdık. Bir anda böyle daha sonra sıkı yönetim bildirgesi okundu. Fakat şu anki durumlarda ben de şu an güncel olarak bakıyorum Kore'deki haberlere. Fakat şu an toplanılmış ve 190 bakan katılarak 190'da sıkı yönetimin iptaline oya karar vererek 190 milletvekili. Evet. Peki oluyor mu öyle? Yani meclisin öyle bir şey demiş olması iptal ediyor mu? Ettiriyor mu? Sistem öyle mi? Evet. Şimdi şöyle bunlar iptaline oy verdiler ve daha sonra da meclis başkanı askerleri geri çekilmelerini söyledi. Çünkü birkaç saat öncesine kadar bütün askerler meclise ve Seur'da zaten şu an özellikle Yongsan ve Yoida taraflarında tanklar geziyordu yollarda. Ondan sonra şu an geri çekilmeleri söylendi ve Cumhurbaşkanı'nın tepkisini bekliyorlar. Çekilir mi askerler peki? Yani meclis böyle dedi diye askerler çekilir. Böyle bir şey olur mu? Çekilirler mi? Önce onu sorayım. Yani şu an bizde gerçekten durumun yani nasıl ne olacak hiç gerçekten bir etkilendiğiniz bir tarafı var mı? Yani... Ne bileyim bankalardan para transferleri durmuş dediler. İşte sokaklarda yani... buyurun. Şöyle diyorlar sadece bu meclisin bulunduğu yer Yoido tarafında bulunuyor. O tarafları şu an giriş çıkış tamamen yasaklandı. Haberlerde de öyle söyleniliyor. Ve aynı şekilde Güney Kore'nin Google olan Naver'da da bazı haber ve yine bu şekilde konuşulan kafe girişlerine girişimlerin yasaklandığı söyleniyor. Televizyon kanalları nasıl yayınlar yapıyorlar? Getiriyor. Televizyon kanallarında ne konuşuluyor? Şu anda... bu site anlattığım durum konuşuluyor. İşte bu bakanların katıldığı ve bu sıkı yönetimin iptaline oy karar verildiği şu an bu konuşuluyor. Ve aynı şekilde de şu an insanların büyük bir kısmı bu meclis taraflarına gidip hani Güney Kore insanları biz hani bu duruma karşı hani susamayız diyerekten şu an karşı çıkan protestolar yapılıyor. Bunlar gösteriliyor. Darbe olduğunu yazan ya da konuşan var mı televizyonda? Hayır, darbeyle ilgili bir söylem yok. Şu an darbe yok, sıkı yönetim. Ama ordu sokakta evet. Diyorsunuz. Evet, ama şu an dediğim gibi geri çekilmeleri söylendiği için şimdi güncel olarak dediğim gibi biz de takip ediyoruz. Geri kalan işte bu Cumhurbaşkanı'nın geri dönüşünü Beyza izleyeceğiz. Sönmez, sebebine dair siz hiçbir şey, yani siz mi bilmiyorsunuz yoksa bir sebep mutlaka vardır. Yani sebebe dair bir şey biliyor muyuz? Bana şöyle söylendi mesela, yerel yönetimlerle Cumhurbaşkanı arasında ciddi bir problem olduğu söylendi. Öyle bir şey var mı? Evet, doğru. Hatta şöyle bir durum vardı. Gelecek hafta Seul'de de böyle büyük bir protesto düzenlenmesi bekleniyordu, deniliyordu. Bu protesto ve bu hani muhalefetten dolayı bu işlerin iyice büyüyeceğini düşündükleri için hani böyle bir sıkı yönetim ilan edildiği şeklinde böyle biz de böyle duyumlar aldık ama dediğimiz gibi yani hiçbir şeyi net olarak tam nedenini bilmiyoruz. Zaman çok, yani çok birkaç gün içerisinde anlayacağız gibi. Tamam, çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Rica ederim. Teşekkürler.